Avrupa'da, Londra, ta Kolombiya'da, şurada, burada, dünyanın her tarafında insanlar sokaklara döküldüler. İnsanlık yeniden büyük bir sadmeyle, büyük bir sarsıntıyla uyandı. Başlarındaki liderleri hepsi zulme devam edeceğiz derken, milyonlarca insanlar ayağa kalkıp hayır, biz zulmün karşısındayız, bizim karşımızda duramazsınız diye tüm dünyayı ayağa kaldıran bir manzara var. Ne demek bu ya? O bebekler cennete uçtular. Onların yerinde olsak tekrar dünyaya çağırdıklarında gelmek istemeyiz. O kadar güzel bir aleme gittiler. Cennetin birer kuşu oldular. Ebedi cennetlik oldular. Bizim nereye gideceğimiz meçhul. Bizim nereye gideceğimiz meçhul. Bizim nereye gideceğimiz meçhul. Cenab-ı Hak adeta dünyanın uyanışının fitilini yaktı. O bebekler cennete uçtular. Onların yerinde olsak tekrar dünyaya çağırdıklarında gelmek istemeyiz. O kadar güzel bir aleme gittiler. Cennetin birer kuşu oldular. Ebedi cennetlik oldular. Bizim nereye gideceğimiz meçhul. O yüzden biz onlara acırken aslında onlar da bize acıyorlar. Çünkü biz şu anda bombardıman altındayız ve bizim ufacık masum cesetlerimiz değil de ruhlarımız bombardıman altında. Ve Allah muhafaza imansız gitmek an meselesi. Ahir zamandan bahseden hadisler var. Sabah evinden imanla çıkar, evine döndüğünde imansızdır diyor. Ahir zamanda imanı muhafaza etmek, elde koru muhafaza etmek gibidir. Tutsan yakar, bıraksan söner. Böyle bir dönem, böyle bir devredir. Şimdi böyle çetin, böyle dehşetli bir zamanda, daimi bombardıman altında biz de adeta Siyonistlerin, Yahudilerin, dinsizlerin, özellikle o ikinci Avrupa dediğimiz ahlaksızlığı medeniyet olarak beşeriyete yutturmak isteyenlerin şiddetli bombardımanları altında ruhlarımız paramparça olmuş, kalplerimiz, gönüllerimiz işgal altında, nesillerimiz dinden, Allah'tan, peygamberden, imandan, ibadetten uzaklaşmış bir vaziyette aslında daha dehşetli bir manzara şu anda bizim memleketimizde, bizim toplumumuzda, bizim üzerimizde var fakat farkında değiliz. Onlar işgale nereden başladılar? Kudüs'ten, Filistin'den değil. Onlar işgale nereden? Önce kalplerimizden, kafalarımızdan, nesillerimizden başladılar. Bizim evlatlarımızı bizden aldılar, kendilerine benzettiler. Onlar gibi düşünür oldu evlatlarımız. Onlar gibi yaşar oldu. Uyuşturucunun pençesinde çırpınır, perişan oldu. Şimdi bu işgali tamamladılar, bizi işgal ettiler, sonra geldiler kutsal beldelerimize. Kalp Kâbemizi işgal ettiler, putlarla doldurdular. Sonra da biz işgal edilmiş kalplerimizle Kudüs'ü kurtarmaya çalışıyoruz. Manzara bu. Öyle ya, Kudüs-ü Şerif'ten, Mescid-i Aksa'dan bize inen namazı kılmadan Mescid-i Aksa'yı düşman işgalinden kurtarmaya çalışıyoruz. Onlar işgale nereden başladılarsa biz de fethe oradan başlamamız lazım. Yeniden önce kendimizi işgalden kurtaracağız, sonra nesillerimizi, değil mi, İslam coğrafyasını, sonra işgalden kurtulmuş Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin torunları olan, bin yıldır İslam'ın bayrağını taşıyan, bu ecdadın evlatları olan, ecdadın kanının damarlarında dönüp durduğu bu evlatlar yeniden İslam'ın bayrakları olacaklar, yeniden tarih yazacaklar, yeniden inşallah ecdatlarına yakışır bir duruş sergileyip dünyaya sulh-u umumiyi, Allah'ın adaletini yeniden tesis edecekler inşallah. Rabbim o günleri göstersin. Şu anda bu doğum sancısı inşallah çok büyük bir doğuma vesile olacak. İnanın, bakın İslam coğrafyasından daha çok görmüşsünüzdür internette, sosyal medyada, şurada burada manzaraları. Bilmem Avrupa'da, Londra, ta Kolombiya'da, şurada burada, dünyanın her tarafında insanlar sokaklara döküldüler. İnsanlık yeniden büyük bir sadmeyle, büyük bir sarsıntıyla uyandı. Şimdi insanlık artık o eski uyuşmuş halinden, iftiraslardan, bilmem aldatmalardan, şundan bundan, enteresan bir şey ya. Başlarındaki liderleri hepsi zulme devam edeceğiz derken, milyonlarca insanlar ayağa kalkıp hayır, biz zulmün karşısındayız, bizim karşımızda duramazsınız diye tüm dünyayı ayağa kaldıran bir manzara var. Ne demek bu ya? Ha, bu doğumun sancısı bu. İnşallah çok büyük dirilişlere vesile olacak. Çok külli dirilişlere vesile olacak. Ve insan fıtratı mazlumun yanındadır. Sokakta iki kişi, diyelim ki birileri bir çocuğu dövüyorlar olarak görseniz,
hiç tanımadığınız, iki tarafı da tanımıyorsunuz. Vicdanen hemen kimin tarafında olursunuz? Dövülen tarafın yanında olursunuz, doğru mu? Bak insan fıtratında var bu, mazlumun yanında olmak. Bak tüm dünya mazlumun yanında. 3-5 tane serseri çıkıp da açıklama yapıyormuş, biz zalimin yanındayız falan, onların hükmü yok. İnsanlıktan çıkmış vahşi, bedevi insanlar. Mesele o değil, tüm dünya mazlumun yanında ve İslamiyet'in yanında. Bu vesileyle ne oldu şimdi? O parçalanan bebeklerin cesetleri yeryüzüne İslam'ın yeniden hakimiyetine vesile olacaklar, göreceksiniz. Rabbim inşallah pahalıya satmasın.